Bu konu öyle geçiştirebileceğimiz bir konu değil baba. Yani kadının nikah günü söylediklerinde fütursuzunu da hepimiz duyduk. Evet, babana ben de söylüyorum ama beni dinlemiyor. Ya yani benim senden sakladığım bir sırrım olduğunu düşünüyorsun. Bir sırrım var ve ben bunu sizden saklıyorum, öyle mi? Bilmiyorum, sen söyle. Var mı? Evet baba. Seni dinliyoruz. Hayır, yok. Benim sizden sakladığım bir sırrım yok. Çıldırtmayın adamı ya. Olsa söylemez miyim? Sen hala anlamıyor musun bu yapılanların bana karşı bir komplo olduğunu? Sen bari yapma evladım be. Yani baba, bir sırrım var ya da yok. Ama sonuç itibariyle bu durumla bu şekilde mücadele edemeyiz. Yani karşımızda kim var, ellerinde neler var öğrenmek zorundayız. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ben o kadınla buluşacağım. Ve istediği parayı vereceğim ona. İyi de oğlum, bizim öyle o sokağa atacak bu kadar paramız yok ki. Vallahi ben Bulut'a sonuna kadar katılıyorum. Aa, saçmalıyorsunuz yani. Vallahi bence karar verildi. İkiye birsin. Selma'yı buldum Cihan Bey. Sizden haber bekliyorum. İyi tamam. Ne haliniz varsa görün. Madem bu evde bana inanan kimse yok, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kulübe gidiyorum. Arkadaşlara takılacağım. Aman, iyi git. Haydi görüşürüz. Evet, bugün biraz hareket vakti. Ben bu Cihan'dan yine de biraz korkuyorum Alas. Adamın damarına biraz fazla basıyoruz sanki. Neden? Uzun vadede hepimiz ölüyüz sonuçta Selma. Bize ne yapabilir ki? Ne bileyim işte. Böyle adamlarla fazla oynanmaz. Kuyruğumuzu sıkıştırmasın sonra. Aksine. Elinden geleni ardına koymasın ki mücadele biraz zevkli olsun, değil mi? Nasıl ayarladın o kadar tweet'i? Sen dünyanın en küçük kemanını dinledin mi hiç Selma? Çok güzeldir sesi. O kemanı çalarak istediğin her şeyi yaptırabilirsin bu hayatta. Hayır, aklında olsun yani. Neredesin Alas? Selma'yı nasıl buldun? Nikahtan gönderirken peşine adam takmıştım Cihan Bey. Aferin, iyi düşünmüşsün. Neredesiniz şimdi? Hemen konum atıyorum efendim. Tamam Alas, bekliyorum. Al bakalım. Bizimkilerden başka bilen var mı? Bulut'la falan konuştun mu? Hayır, hayır. Sadece size söyledim efendim. Sonuçta bu doğrudan size hedef alan bir hareketti. İyi yapmışsın. Vurduk yere ortalığı bulandırmanın anlamı yok. Cihan Bey, izin verin ben de sizle beraber geleyim. Gerek yok Alas. Cihan Bey, ben bu kadına hiç güvenmiyorum. Bence tek başına da değil, birileriyle beraber hareket ediyor. Sen şimdi buradan ayrılma. Kendini gösterme, burada kal. Nasıl isterseniz efendim. Nereden buldun beni? Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Hı? Sana ailemden uzak dur demiştim. Kalabalığı görüyorsun değil mi? Hı? Eğer bana bir şey yapacak olursam basarım yaygarayı. Polis çağırırım. Senden de şikayetçi olurum. Ondan sonra ailene ne söyleyeceğimi sen düşünürsün. Derdin ne senin lan? Senin derdin para olsa önce bana gelirdi. Ne istiyorsun? Hı? Neler geçiyor aklından? Sana açıklama yapmak zorunda değilim. O kadar sıkıldıysan ne yapacağını biliyorsun. Alırsın karını karşına, her şeyi bir bir anlatırsın. Ya da sana vereceğim parayı bir kiralık katile veririm. Sen de hazin bir trafik kazasında ölürsün. Bu nasıl? Hı? Bu kadar şeyi tek başıma yaptığımı düşünüyorsun herhalde. Eğer benim başıma bir şey gelirse ailen her şeyi öğrenir.
Para hazır mı? Para burada. Bu parayı al. Bir daha gözüme gözükmemek üzere çek git. Anladın mı? Ha. Sakın ailemi yanına yaklaşma. Benim derdim para. Kopyasını almadığımı düşünüyorsun herhalde. Seninle iş yapmak güzeldi Cihangiray. Yarın parayı getir, beni sustur. Ya da anladın sen yadasını. Hesabı ödersin artık. Baban sırrının ortaya çıkmaması için çok istekli. Sen de öğrenmek için istekliysen yarın söyleyeceğim yere gelirsin. Ne yapıyorsun baba sen? Alo. Ali Bey iyi günler. İyi günler. Bir hesaplara bakabilir misiniz? Babam son dönemde şirket hesabından hiç para çekmiş mi? Tamam. Bekliyorum. Ne kadar? 100 bin euro çekmiş. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Ali Bey. Yo. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsun baba sen? Ne yapıyorsun? Ay çok sıkıntı.